Herkese merhaba arkadaşlar, ben Aleyna Nur. Kanalıma, kalbime, Türkiye'nin en büyük tuz rezervi olan ilçesi Tuzluca'ya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Iğdır'da en çok sevdiğim, en çok güvendiğim abim Doğa Ulutaş abimin yanındayız. Doğa abi nasılsın? Teşekkür ederim Aleyna, tekrar hoş geldin, hoş sefalar buldum, verdin. Teşekkürler. Baş tacımızsın, seni çok seviyoruz. Allah razı olsun. İyi ama günü. Beni sevsen bile birazdan sorularımla seni terleteceğim. Olsun, sıkıntı yok, her zaman hazırım. Allah razı olsun, teşekkürler. Verebildiğim kadar cevap veririm. Allah razı olsun. Sorabilirsin. Soracağım. Aynen, öğrenebilirsin. Geçelim, evet, başlıyoruz. Sizi tanıyabilir miyim? Adım Umut Yaşar Ada, Tuzlucalıyım, buradayım. Iğdırlı Aras Turizm'in Tuzluca 100. Şube İşletme Sorumlusuyum. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Tuzluca İlçe Başkanıyım. Tarım Kredi Kooperatiflerinin de bölge başkanıyım ben burada. Bir de yardım derneğimiz var, TEİDER ismi adı altında. Avrupa merkezli tevessül yardım ilim açılımıyla oluşan bir yardım derneğimiz var. Ve ortalama ayda Iğdır ve bölgesinde yaşamakta olan 450 ailemize ortalama 2 ayda bir ulaştığımız bir yardım derneğinin Türkiye temsilcisiyim. Bundan ibaret durumumuz bu. Gerçekten çok güzel, sıfatlarınızı saymakla bitmedi. Allah işinize yolunuzu açık etsin. Sağ olun. Size bazı dini sorularım olacaktı. Tabii ki, buyurun, yardımcı olalım. Kafirle münafığın farkı nedir? Şimdi kafirle münafığın arasındaki fark, bizim böyle diyelim, kafir Allah'ın emirlerini, Allah'ın buyurduklarının tam karşılığını yapan insanlara denir. Münafık da zaten inanmış gibi olup inandık deyip inanmayanlara diyoruz biz. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminden bugüne kadar da var olan bir gruplar onlar. Halen de devam edecekler bunlar. İnandık. Evet. Çevrenizde hiç münafık var mı? Var tabii canım. Yani şimdi isim olarak saysak olmaz belki ama var tabii yani. Şu an etrafımızda da illaki vardır. Peki Allah'ın emirlerini dille ikrar, kalbiyle tasdik etmeye ne ad verilir? İman denir. Evet, doğru cevap. Güçlü olması için, imanın güçlü olması için tabii ki Allah'a kalpten, yürekten bağlanmak lazım. Onun emirlerini, onun görüşlerini Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinde de buyurduğu gibi, evet, oku. Bu da bir sormuştu. Evet. Oku. Okudukça Allah'a olan bağımlılığımız, Allah'a olan gönül birliği bağlılığımız daha da artacağından dolayı iman deriz. İmanlı insan zaten bütün kötülüklerden, bütün kafirliklerden, münafıklardan ayırt edilir. Onun için herkese Rabbim iman ihsan etsin inşallah diyoruz. Peki sizce Müslümanlar Allah'ın ilk emrini uyguluyorlar mı? Gerçekten okuyan insanlar mı Müslümanlar? Şimdi geçmişten günümüze bir söz var. Diyor ki çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Şimdi ben onu ikiye ayırıyorum. Bir Peygamber Efendimizin döneminde oku, okuyacaksınız. İslam'la, dinle ilgili bölümlerde yapmamız gereken, yapmamamız gereken şeyleri ayırt edeceğiz, okuyacağız. İmanda, dinde okuyacağız ama tecrübe, deneyimde de gezeceğiz. Okuma, biz bunu maalesef yanlış anladık. Okumayı bıraktık, dinlemeye koyulduk. Dinlediğimiz zaman bir kelimeyi değişik sıfatlara bürüyebilirsiniz. Mesela Rabbimin kelamında 99 ismi var Rabbimin. Hı hı. Bir kelime, bir isim binlerce anlama geliyor. Okusak anlamlarını öğrenebiliriz. Ama okumadığımız için, biri anlattığı için o anlatanın da acaba ne kadar imanlı olduğu, ne kadar gerçek niyetle anlattığını bilemediğimiz için okumayı bırakmışız. Maalesef dinleyen bir toplum olmuşuz. Okumak, okumak, okumak. Nasıl Allah'ın ilk emri okuysa insanların da ilk işi okumak olacak. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube ve TikTok kanallarında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Sağ olun. Geldiniz şu bu nazik ziyaretinizden. Ya Tuzluca gerçekten harika bir yer. Şöyle bir baktığım Tuzluca zaman. Tuzluca hakikaten görüleceği, görmeye değer bir yer. Iğdır'ın yeşil karan nadir kısımlarından birisi gerçekten. Hani eskiden Iğdır'a yeşil Iğdır diyorlardı. Aynen. Ya. Iğdır oldu beton Iğdır. Iğdır artık o özelliğini kaybetti. Aynen. Çünkü beton yığınına döndü. Aynen öyle. Ha, bu şu anda Tuzcan hakikaten görünecek her şeye değer bir güzelliği var yani. Iğdırlar'ın tavsiyemiz buraya taşınmaları. Iğdırlar zaten yaşamaları. İstersemez gelecekler de. Havası temiz, meyvesi bol. Yani gittiğiniz her evin kenarında bol bol meyve var. Ben size öyle anlatayım arkadaşlar. Vişnesi, kayısısı, eriği ve burada olan erikler farklı farklı. Bilmiyorum, ben Iğdır merkezde bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Ben Iğdır'da yemediğim, Türkiye'de yemediğim erikleri buradan buldum. Burası daha güzel. Tabii buranın şimdi hava biraz da Iğdır'dan serin olduğu için 2-3 derece fark ediyorum. Ondan dolayı meyve daha güzel.
hazmını alıyor. Daha da güzel oluyor. Tadı bir başka oluyor. Tuzcan gibi. Şimdi Iğdır'la Tuzcan arasındaki fark bu. Yani bu tuzdan, tuz dediğimiz olay var ya. Bundan dolayı bütün şeylerini alıyor yani. Bütün katkılarını buluyor. Bak Tuzcan da ondan dolayı da tutulan bir yer. Güzel bir yer. Siz de bunu takdir ediyorsunuz. Kendi gözünüzle gördünüz. Aynen öyle. Tuzcağımız hakikaten değer yani. Gerçekten çok güzel bir yer. Ben bu arada size çok teşekkür ederim. Ben Tuzcağımıza geldiğiniz için. Tuzcan'a bu güzelim Tuzcağımızı birilerine tanıtın. Ben değil Türkiye'ye, dünyaya tanıtın size teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ olun. Ederim. Allah razı olsun. Tuzcan'daki misafirperverlikle gerçekten takdire şayan. Onlara sizler takdir edeceksiniz. Biz sadece misafirperverliğimizden dolayı gurur duyarız milletimizle, toplumumuzla. Hangi kapıyı çalarsanız da buyurun, gelin misafirim olun diyecekler. Ve eve gittiğim zaman hani aleyhine bu kıyafetle rahat mısın, kıyafet vereyim özellikle Doğa abinin annesi. Yemek yapayım, meyve yiyin, işte ne istersin, çay, kahve. Doğal bir hakkımız bu. Gelene istersiniz, elimizde olanlar neyse o ürünlerden ona ikram etmek zorundayız. Şu anda biraz masraf sonu. Çünkü niye? Meyvelerimiz çok. Kayısımız, pişnemiz, diğer meyvelerin hepsinden olduğu için para vermedikçe o anda da ağırlamaktan zevk duyarız. Allah razı olsun. Buyurun gelin, ben de sizi bir doğu gibi ağırlamak isterim. Tuzcu'da. Hepiniz biliyorum. Ekibinizle, birinizle değil, ekibinizle her konuda doğal her şey. Ayranımıza kadar, peynirimize kadar, sütümüze kadar her şeyimiz doğal. Peynir, peynir olmaz istiyorum. Olur mu? Varım bakın, benim evim bu şurası. Şu anda hayvanlarım şu anda burada yoklar. Hayvanlar dışarıda. Fakat yavruları burada. Onlar da çekim yapabilirsiniz, gösterebilirsiniz. Vallahi çok sevinirim. Vallahi buyurun. Şimdi biz Gazilere gidiyoruz. Cem TV ile bir çekim yapacağız. Benim de size yapacak bir şeyim varsa başım üstü. Her Allah zaman emrinizdeyim. Çok teşekkür ederim. Size de iyi çekimler diliyorum. Görüşmek üzere. Aleyna hayırlı Murat'la günler. YouTube ve TikTok kanallarında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı günler. Görüşmek. Arkadaşlar şu anda tuz mağaralarındayız. Yani şöyle söyleyeyim. Tuz mağaralarını da buradan görebiliyorsunuz. Bu şekilde bir röportaja devam etmek istedim. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz ilçemize. Şirin ilçemi Tuzca'ya hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi kayısından tut, elmasından tut, meşhur pişnesinden tut. Biraz daha ilerleyince karpuzları çıkacak. Aynen. Meyvesinden tut. Tuzca'mızın her şeyi güzel. Aynen. İnsanları öyle. Şeker gibi. Havası gördüğünüz gibi. Tuz mağarası karşımızda. Gördüğünüz gibi Tekledi Dağı karşımızda. Çok güzel. Bütün insanları bekliyoruz. Avrupa'daki insanları, gurbetteki insanları. Zaten burada yabancı turistler de gördüm. Az önce geldiler, evet. Yine Bekir Ustam'la bir şeyler yediler. Evet, Bekir, bu arada Bekir Bey teşekkür ederim. Gerçekten Seyir Tepe çok güzel bir yer Aynen oldu. Aynen öyle. Tuzcağımıza renk açtı. Buradan da tabii ki belediye başkanlığından, tutanım kaymakamından, yani buraya Erzurum Belediye Başkanı'ndan emeği olan herkese teşekkür ederiz. Gerçekten Tuzcağımıza renk açtı gördünüz. Aynen her öyle. Taraf güzel oldu. İnsanları da görüyorsun. Avrupa'dan gelen var. Turistten tut, yabancıdan tut. Herkesi bekliyoruz. Size çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tuzcağımızı tanıttığınız için. Yani gerçekten evet. Renk açtı, güzel renk açtınız. Yani böyle güzel günde bizi misafir ettiniz. Doğu Bey'e teşekkür ederiz. Ya mesela şu anda evet. Biliyorsunuz şu anki gençler genel olarak ülkedeki bazı durumlardan dolayı yurt dışına gitmek istiyorlar. Lakin şimdi yurt dışında burada olmayan, asla olmayan şeyler var. Mesela bu doğayı, bu samimiyeti, bu misafirperverliği yurt dışında kesinlikle bulabileceğimizi düşünmüyorum ben. Tabii ki öyle. Yurt dışındakiler şu anda tabii ki biliyorsunuz mecburiyeten gittiler. İş Aynen. olmadıkları için. Yani sıkıntılar olduğu için gittiler. Hı-hı. Tabii kim memleketini istenmez. Aynen. Tabii ki Avrupa'dakiler şu anda bizi izliyor. Biliyorsunuz biz de her gün doğuda biliyor. Canlı yayın yapıyoruz biz de. Doğudaki insanlar bizi izliyor. Hı-hı. Avrupa'dakiler herkes Tuzca'yı istiyor. Gerçekten Tuzca'mız güzel yer. Herkes Tuzca'mıza bekliyoruz. Yani kim olursa olsun. Gelin Ezmirçim edin arkadaşlar. Ezmirçim eri vani Kerem Kirvani Nimbokan. Kerem Kirvani Nimbokan. Yani yarama zafrında. Hiç sakat itene. Zafoşa zafrında. Nanime zafoşa. Kerem Kirvani Vani Cem Bekir Usta. Spastıkım. Ama size dini sorularım da olacak bazı. Hazır Tabii, buyurun. Mısınız? Hazırız buyurun. Münafık ve kafirin farkı nedir? Oo şimdi öyle bir soru sordunuz ki. Kafir diye İman. Kim edersiniz? Kafirler bir Müslüman bir insana kafir denilmez. Değil mi Doğru Bey? Diyen dinden çıkar. Çıkmaz. Eğer Müslüman Müslümana kafir derse diyen kişi dinden çıkıyor. Çıkamaz. Çünkü inancı tam olan çıkamaz bence. Tekrardan eşhedini getirmesi lazım yani. Tabii ki. Söyleyeyim. Ya
bir Müslüman içindeki Müslümansa Müslümanlığa devam eder. Bence öyle bilirim ben. Bir insan Müslümansa Müslümanlığa devam eder. Ama gerçekten kent din konusunda biz hepimiz Müslümanız elhamdülillah da. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı insanlar vardır. Belki hiç Fatiha suresini bilmiyor. Diyor ben Müslümanım. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama içinden gelecek. Ona da saygımız var. Aynen öyle. Peki münafık kime dersiniz? Münafık kime denilir? Şöyle münafık denilir yani kendisini bilmeyen, kendisine saygısı olmayan insanlara da münafık diyoruz. Öyle ben biliyorum. Evet çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Peki Allah'ın emirlerini dille tasdik, dil ile ikrar etmeye, kalb ile tasdik etmeye ne ad verilir? Ne ad verilir? Onu öyle bir soru sordunuz ki. Dilinizle Allah'ın emirlerini tekrar ediyorsunuz. Dilinizde de Allah var, kalbinizde de Allah var. Bu duruma ne ad verilir? Bu durum Müslümanlık denilir. Evet iman denilir. İman denilir, Müslümanlık denilir. Yani sonuçta Müslümanız. Hı-hı. O kadar yani ne diyebilirim yani. Müslümanlar savaş, kıtlık gibi zorunlu durumlarda atın neresini yiyebilirler? Neresi helaldir? Sağ tarafı benim bildiğim kadar. Sağ iki bacağı. İki bacağı da evet. Evet çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube ve TikTok kanallarında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. İnşallah teşekkür ederim. Bu arada Tuzcamıza hoş geldiniz. Hoş renk açtınız. Çok teşekkür burası ederim. Burası zaten başlı başına bir renk. Her zaman bekleriz her zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça abi senin sorularımla terleteceğimi söylemiştim. Tekrardan nasılsın? Teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldin. Hoş buldum. Sorabilirsin. Bildiğimiz kadar cevap vermeye çalışacağız. İlk soruma geçeyim o zaman. Tabii. Müslümanlar savaş, kıtlık, salgın hastalık gibi zorunlu durumlarda atın neresini yiyebilirler? Neresi helaldir? Sadece Müslümanlar değil, bildiğim kadar tüm toplumlar için yani atın tamamının yenildiğini, tüketildiğini biliyorum. Hani bazı toplumlar kısmi budunu, başka yerlerini yeniliyor diyor ama mekruh olarak ilan edilmiş bir hayvan. Bunun sebebi de at soyunun tükenmemesi. Savaşlarda at eti at sayısını azaltacağı için dezavantaj oluşturuyormuş zamanında. Mantıklı geliyor aslında. Ondan böyle dolayı şey din alimlerinin vermiş olduğu fetvadan dolayı mekruh sayılıyor ama bence helal. Tamamı yenilebilir zaten. Çoğu Türk toplumu da halen tüketiyor mesela başta. Türk adam at yer diyorsun. Aynen başta Kırımlılar olmak üzere kuzu gibi tükettiklerini biliyorum. Kırımlıların. Ondan sonra Kazakların at eti tükettiğini biliyorum. Hatta Osmanlı'daki posta sistemi de tamamen Kazak halkının kontrolü altındaymış. Bunun sebebi de at eti tüketmeleri bolca. Hani hız sağlıyor. At eti atiklik sayesinde daha güçlü oluyorlar. At eti sayesinde 5 kıtayı fethettik diyebiliriz. Peki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ederken ne zaman ve kiminle etmiştir? Bildiğim kadarıyla 622'de Hazreti Ebu Bekir. Evet doğru cevap amcasıyla birlikte. Evet. Peki ergenlik çağına giren bir Müslümanın yerine getirmesi gereken dini vecibeleri nelerdir? İslam'ın 5 farz şartı. Aynen öyle. Olduğunu biliyorum. Birincisi namaz kılmak. Oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek en birincisi oydu zaten. Aynen öyle. Bir de hacca gitmek. Evet. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Çok imanlısın Doğa abi. Teşekkür ederim. Evet, Aleyna Nur adlı YouTube ve TikTok kanallarında yayınlayacağımı izleyebilirsin. Çok teşekkür ederim. Hoşçakal. Tekrardan hoş geldin. Her zaman bekliyoruz. Allah razı olsun. Seni ve takipçi kitlene özellikle Tuzluca ilçemize ve Bekir Usta'mızın Seyir Tepesi'ne mutlaka bekliyoruz yani. Gelin arkadaşlar, farkı görün. Buradaki misafirperverliği kolay kolay hiçbir yerde bulamazsınız. O yüzden kesinlikle gelip burayı değerlendirmeniz gerek. Tarihi yapısı, kültürel yapısı, insanların güler yüzü, toprağın verimliliği, havasının temizliği derken Tuzluca gerçekten insan için büyük zevk veren bir yer oluyor. Eşsiz, benzersiz bir yer yani. Bence aynen bu bölgenin öyle bir numarası her konuda. Herkesi bekliyoruz. Kesinlikle. İnşallah yolunuz